size ABD'de daimi oturma ve çalışma izni hakkı kazandırabilecek DV-2025 Green Card çekiliş başvuruları bugün 4 Ekim tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır. İşte yılın yine o beklenen anına geldik. Her sene olduğu gibi bu senede hep beraber ekran paylaşarak örnek bir başvuru nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu çekiliş başvurusu Green Card çekilişini kazanana kadar tamamen ücretsiz. Zaten şimdi de göstereceğim. Bunu ilk kez yapıyorsanız bile bu videoyu izleyerek hiç zorlanmadan yapabileceksiniz. Oldukça basitleştirerek bütün detayları sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda bu sene oluşan bazı hatalardan bahsedeceğim. Ekranı sizlerle paylaşacağım ve videomuza başlayalım isterseniz. DV-2025 Green Card çekilişleri nasıl yapılır onu gösterelim. Evet, başvuru yapabileceğiniz tek resmi site var. O da dvprogram.state.gov sitesi. Bu siteye gidip hemen buradan başvurumuza başlayalım. Sayfa ilk olarak açıldığında burada DV-2025 talimatlarını görüyorsunuz. Bunu tıkladığınızda burada talimatların olduğu kısım açılıyor. DV-2025 talimatlarına gidip bakabilirsiniz. Bunu size detaylı burada açıklamayacağım. İngilizce bu şu anda zaten. Herhangi bir Türkçe çevirisi DV-2025 için en azından yok. Daha önceki yıllar için bu mevcut ama bu sene için henüz bir çeviri mevcut değil. Bunu tekrardan ben en baştan okudum. Çünkü biliyorsunuz bu büyük bir sorumluluk. Bu videomuz bayağı fazla izleniyor. Neredeyse Türkiye'deki herkes bu videoyu izliyor. Green Card çekilişi başvurusu yapanlar için. Geçen seneki videomuz 600 bini geçti. İkinci kısımda da foto örnekleri var. Buraya tıklayarak foto örneklerine bakabilirsiniz. Tekrar bunu burada göstermeyeceğim. Aynı zamanda burada bazı tarihleri görüyorsunuz. Buradaki tarihlere bakarak 4 Ekim'de bugün itibariyle başladı. 4 Ekim 2023 tarihiyle 7 Kasım'a kadar sürecek bu başvuru. Bu tarihler arasında dilediğiniz bir zaman bu başvuruyu yapabilirsiniz. Sonuçlar da 4 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Sözü fazla uzatmayalım. Gelin şu yeşil butona tıklayarak bence başvurumuza başlayalım. Hemen tıkladık. Karşımıza bazı harfler ve rakamlar çıktı. Sizde de ne çıktıysa şuradaki alt kutucuğa bu bilgileri giriyoruz. Hemen girelim. Daha sonra Submit tuşuyla buradan ilerliyoruz. Ben bu arada bu başvuruyu Google Chrome'dan yapıyorum. Google Chrome'da bazı hatalar bu sene oluşmuş. Hatta ben de başka bilgisayardan denedim. İşteki bilgisayardan denediğimde o hataları gözlemledim. Buradan denediğimde, yani evdeki bilgisayardan denediğimde herhangi bir problem çıkmadı. Bu Google Chrome'un versiyonuyla alakalı olabilir. Ne gibi bir hata oluştu? Şurada aşağıya indiğinizde buradaki 12. bölümde bazı seçeneklerin işaretlenmediğini gördüm. Ben de şu anda Google Chrome'da işaretleniyor. Eğer bu tarz bir sorunla karşılaşırsanız Google Chrome yerine Windows Edge uygulamasını kullanabilirsiniz. Yine oradan da aynı formu doldurabilirsiniz. Gelin şimdi formun en başına gidelim ve isimle başlayalım. Özellikle yine Türkçe karakterler seçmeye çalıştım. Yani ne demek istiyorum aslında? Bu formda özellikle Türkçe karakterler kullanmayın ama isminiz de Türkçe karakterler olabilir. Ben de örnekleri ona göre seçtim. Ona göre bir örnek vereceğiz. İngilizce karakter kullanacağız. Ya bunu her sene zaten söylüyorum. Bu sene de yine üzerine bastıra bastıra söylüyorum. İngilizce karakter kesinlikle kullanmalısınız. Türkçe karakter kullandığınız takdirde bir problem ile karşılaşmayabilirsiniz ama garanti olması açısından kesinlikle İngilizce karakter kullanılmalı diyelim. Ve ilk olarak isimle, yani soy isimle başlayalım. Bu last family name kısmı soy isminiz olacak. Gelin buna Şen olsun. Normalde Türkçe karakter Ş ile başlasın. Ama biz ne yapacağız? Sen olarak gireceğiz. Burada Şen değil, Ş, S'ye dönüşüyor. İsim olarak da Ümit kullanalım. Ümit ne olmuş oluyor? Ümit olarak giriyoruz. U'la söylemesi biraz zor. Middle name, yani orta isim, göbek adı da diye geçebilir. Bu kısma no middle name olarak seçelim. Yani herhangi bir göbek ismi olmasın, orta isim olmasın. Buna no middle name'i seçelim. Eğer middle name'iniz varsa, göbek adınız varsa buraya girebilirsiniz istediğiniz şekilde. Biz girmeyelim. Gelin buraya şu kutucuğu seçelim ve herhangi bir göbek ismi olmasın. Peki buradaki ismi neye göre gireceğiz? Eğer pasaportunuz mevcut ise, hali hazırda pasaportunuz varsa, orada ne şekilde yazılıyorsa
Buraya da o bilgileri aynı şekilde girin. Bilenler bilir, bu ve geçen sene itibariyle herhangi bir pasaport zorunluluğu yok. En azından şu aşamada. O yüzden pasaportunuz olmayabilir. Olduğu gibi, normalde kimliğinizde olduğu gibi o şekilde girebilirsiniz. Daha sonrasında ikinci kısma geldiğimizde burada male, yani erkekseniz erkeği, kadınsanız da female'ı seçelim. İlk olarak male'ı seçtik, erkek olacak şekilde. Üçüncü kısma doğum tarihinizi giriyoruz. Doğum tarihi burada yine ay, gün ve yıl olacak şekilde. Normalde biliyorsunuz Türkiye'de tam tersi, gün, ay ve yıl olacak şekilde. İlk başta bu kısma ayı giriyoruz. Gelin Ağustos olsun. Ağustos için 8. ay 08'i girdik. Gün içinde 17'yi seçelim. 17 Ağustos olsun. Yıl olarak da 1992 diyelim. 17 Ağustos 1992 olarak doğum tarihini girdik. Dördüncü kısımda ise nerede doğduğunuz, doğduğunuz şehir. Şimdi buradaki önemli olan pasaportta veya kimlikte ne şekilde yazıyorsa o şekilde girmeniz. Evet, burada ne yazmış? Şehir olarak girin, özellikle belirtmiş. Sizin kimliğinizi belirlemek amaçlı yapılan bir şey. O yüzden pasaportunuzda neyse o şekilde girebilirsiniz. Gelin biz buna İzmir yapalım. İzmir olarak giriyorum. I'sı büyük olarak yaptığım için İ, I'ya dönüyor. Bu formu bu arada hem büyük harf olarak doldurabilirsiniz hem de küçük harf olarak doldurabilirsiniz. Ben burada ilk harfi büyük yapıyorum. Daha sonraki harfleri küçük yapıyorum. Türkçe karakter önemli. İzmir olarak girdik. Eğer doğum şehriniz belli değilse şu kutucuğu seçiyoruz. Bu kutucuğu seçtiğimizde zaten hemen burası gördüğünüz gibi kapandı. Ama bu çok olası bir durum değil. Genelde doğum yerleri belli olur. O yüzden İzmir olarak girelim bakalım. Beşinci kısımda ise doğduğunuz ülke isteniyor. Buradan gelin Türkiye'yi seçelim. Başka bir ülkede doğduysanız yine ona göre seçim yapmanız gerekiyor. Mesela Türkiye'de doğmuş bir vatandaşsanız bu başvuruyu yapabiliyorsunuz. Ne olabilir? Diyelim ki siz Çin'de doğdunuz ama anneniz babanız seyahat ediyordu. Tam o sırada Çin'de doğdunuz. Çin vatandaşı bile değilsiniz. Aileniz Türk vatandaşı, anneniz babanız. Sadece seyahat anında doğduğu için, orada yaşamadıkları için buradan ne yapabilirsiniz? No'yu seçip daha sonra Türkiye vatandaşlığını seçebilirsiniz. Diğer bir seçenek ise eşinizden kaynaklı olabilir. Çok olası bir örnek değil ama yine Çin vatandaşı olduğunuzu varsayalım. Ve eşiniz Türk vatandaşı ve eşiniz üzerinden bu başvuruyu yapıyorsunuz. Yine no seçip Türkiye'yi seçebilirsiniz. Dediğimiz gibi bu örnek çok olası bir örnek değil. O yüzden genel olarak Türkiye'de doğduysanız zaten bu 6. kısmı yes'i işaretleyip 7. kısma doğru ilerliyoruz. 7. kısımda ise fotoğraf girmeniz gerekiyor. Daha önceden çekmiş olduğunuz bir fotoğraf olması gerekiyor. Bu fotoğrafın özellikleriyle ilgili daha önce videomuz var zaten kanalımızda. Onu da üstte linkini koyalım. Orada bayağı açıklıyoruz. Evde de çekebilirsiniz bu fotoğrafı. Evde çekmek istemezseniz, profesyonel bir fotoğrafçıya gitmek isterseniz de bunu gayet yapabilirsiniz. Direkt Amerikan vize fotoğrafı olarak profesyonel bir fotoğrafçıdan bunu isteyebilirsiniz. Yok, ben evde çekmek istiyorum, kendi özelliklerimi kendim kontrol etmek istiyorum derseniz de ne yapabilirsiniz? Evde çekebilirsiniz. Bununla ilgili de videoyu açıklamalar kısmına koyalım. Neyse, gelin buradan fotoğrafımızı seçelim şimdi şu linke tıklayarak. Bu linke tıkladıktan sonra buradan fotoğrafı seçiyoruz. Fotoğrafı seçtik. Bu arada bu fotoğraflar arkadaşlarımın fotoğrafları, sağ olsunlar. Geçen sene de paylaşmışlardı benimle. Bu sene de paylaştılar. Bu arada bu form gerçek bir başvuru formu değil. Zaten en son ana geldiğimizde bu formu göndermeyeceğiz. Çünkü başkasının hakkını yemek istemeyiz. Fotoğrafın özelliklerini daha önce dediğim gibi o videoda belirttik. Tekrar buradan üstünden geçmeyeceğim. Sadece şeye dikkat etmenizi tavsiye ederim. Burada gördüğünüz gibi fotoğrafın ismini şuradan seçtiğinizde fotoğrafın isminde sadece numaralar kullandım. Aynı zamanda burada harfler de kullanabilirsiniz. Sadece burada Türkçe karakter, herhangi bir simge kullanmamaya özen gösterin. Çünkü o tarz hatalarla karşılaşıldığını gördüm. Ben bir olarak koydum. Bunu bu şekilde seçip devam edebiliriz. Daha sonrasında 8. kısımda burada da adres bilgileri isteniyor. Bu adres bilgileri İnanın hiç önemli değil aslında bu anda, bu başvuru formunun bu anında. Neden önemli değil? Size herhangi bir posta gönderilmeyecek şu aşamada. In case of kısmına herhangi bir bilgi girmeniz gerekmiyor. Bunu açıklayayım kısaca. Diyelim ki ev anneniz ve babanız daha çok yaşıyor evde. O daha çok biliniyor. Ve postacı o ismi daha çok biliyor diye düşünürseniz
annenizin veya babanızın ismini buraya girebilirsiniz. Ama onun dışında herhangi bir isim girmeniz gerekmiyor. Zaten sizin isminize göre gönderilir. Herhangi bir şey gönderilirse, ki gönderilmeyecek zaten. Sadece bu kısmı boş bırakıp B kısmına geçebilirsiniz. Gelin bir örnek yazalım şimdi. İlk kısma Karataş mahallesi. Normalde Karataş daha çok Türkçe karakterlerin olduğu bilgileri İngilizce karaktere çevirerek girmeye çalışıyorum. Karataş mahallesi diyelim. Mahallesi. İkinci kısım optional. Birinci kısma dolduramadınız, yetmedi. İkinci kısma devam edebilirsiniz adres kısmını. Biz de öyle yapalım. İkinci kısma Kazım Dirik olarak girelim. Kazım Dirik sokak olarak giriyoruz. Bir de ne yazalım? No diyelim. Kapı numarası No 65 olsun. Bu şekilde girdik. D kısmına, bu kısma city town kısmına ilçe olarak yazabilirsiniz. Bu kısma ilçe girelim. Diyelim ki konak olsun. Buradaki kısma da ili giriyoruz. İle de İzmir olsun yine. İzmir olacak şekilde giriyoruz. Posta kodunu bilmiyorsanız burada no postal kodu seçebilirsiniz. Posta kodunu biliyorsanız buraya girebilirsiniz. 35042 diyelim, örnek olsun. Ülkeye de hangi ülkeyse, bu durumda Türkiye. O yüzden Türkiye'ye giriyoruz. Eğer Amerika'da veya başka bir ülkede yaşıyorsanız yine burayı ona göre düzenleyip doldurabilirsiniz. 9. kısımda şu anda nerede yaşıyorsunuz? Diyelim ki Türkiye dışında bir ülkede yaşıyorsunuz. Mesela neresi olsun? Avustralya'da yaşıyorsunuz. Avustralya'yı seçebilirsiniz. Bu çoğu durum için Türkiye olacaktır. O yüzden Türkiye'yi seçiyoruz 9. bölümde. 10. bölümde de telefon numarası soruluyor. Bu telefon numarası tamamen optional, gördüğünüz gibi. Girseniz de olur, girmeseniz de olur. Ben girmenizi tavsiye etmem. Herhangi bir zaten telefon numarasına bir şey gönderilmeyecek. Girmek isterseniz de 0090 koduyla girebilirsiniz. Yani 0090, daha sonrasında numaranızı girebilirsiniz. 533 diyelim. Daha sonra 647 2052 68 olsun. Bu şekilde girebilirsiniz. Ama dediğim gibi girmek zorunda değilsiniz. Ben o yüzden herhangi bir şey girmiyorum. Girmenizi hani tavsiye etmem. Gerek yok çünkü. Bir şey göndermeyecekler. Ama illa da girmek istiyorum derseniz buraya dediğim şekilde giriş yapabilirsiniz. Evet. 11. kısım arkadaşlar çok çok önemli. Doğru bir e-mail adresi girmeniz gerekiyor. Bir e-postası girmeniz gerekiyor. Çünkü bu e-postası daha sonra sizin daimi kullanacağınız, bu başvuru için gerekli olan bir e-posta olacak. Gördüğünüz gibi buraya girdikten sonra daha sonrasında da bunun onayı tekrar isteniyor. Yine girelim bir e-postası. Umut sen diyelim. Daha sonrasında 275@gmail.com olsun. Bu tamamen uydurduğum bir e-posta. Yine aynı şekilde alta da aynı şekilde giriyoruz. Buraya bu şekilde. Emin olun ki A ile B kısmı eşleşsin ve aynı olsun. Yine Türkçe karakter yok tabii ki. Zaten e-postada hiçbir zaman Türkçe karakter yoktur. Bazı arkadaşlar bazen soruyor benim e-postamda Türkçe karakter var diye. Bu mümkün değil arkadaşlar. Zaten e-postanızda Türkçe karakter olması söz konusu değil. Hepsi İngilizce karakter. 12. kısma geldik. 12. kısım oldukça karıştırılabilen bir kısım maalesef. Bunu da tekrardan açıklayalım. Birinci kısım, burası primary school only dediğimiz kısım. Eğer lise ve altı mezunuysanız, ortaokul mezunuysanız veya ilkokul mezunuysanız, high school no degree dediğimiz kısım ise burası da lise terk anlamına geliyor. Liseyi bitirmemişseniz bunu seçiyorsunuz. Bu arada bu başvuruyu yapabilmeniz için en az lise mezunu olmanız gerekiyor. Lise mezunu değilseniz ise Amerika'nın belirlediği bazı meslek dallarında son 5 senede 2 senelik bir deneyiminiz olması gerekiyor. Ondan daha sonra birazcık bahsederiz. Eğer lise mezunuysanız high school degree, vocational school, meslek okulu diye geçiyor. Türkiye'de biliyorsunuz hem meslek lisesi var, aynı zamanda yüksek meslek okulu diye geçen 2 senelik üniversiteler var. O yüzden 2 senelik üniversite mezunuysanız vocational school seçebilirsiniz. Amerika'daki 2 senelik üniversiteler de aslında üniversite mezunu olarak da geçebiliyor. Bu bazen karıştırılabiliyor. Çok dert değil. Ama meslek lisesi mezunuysanız direkt lise mezununu seçebilirsiniz.
Eğer meslek yüksekokulu mezunuysanız Vocational School'u seçmenizi tavsiye ederim. Some University Courses işte en çok karıştırılan bölüm aslında. Bazı üniversiteye giden arkadaşlar bunu seçebiliyor ama bu yanlış. Bu üniversite terk olarak geçiyor aslında. Türkçe talimatlarında bu daha önceki senelerde olduğunu bildiğim için tekrar buradan artık açıp göstermiyorum size. Aklınıza takılıyorsa hala bu durum, açıklama kısmına sorun isterseniz ben size ilgili linki gösteririm. Bu üniversite terk olarak geçiyor. Üniversitede hala okuyorsanız high school degree yani lise mezununu seçmelisiniz. Üniversiteyi bitirdiyseniz tamamen artık 4 senelik üniversite bittiyse bu university degree olarak seçilmeli. Some graduate level courses diye geçiyor. Bu da yüksek lisans terkseniz bunu seçmelisiniz. Eğer yüksek lisansınızı bitirdiyseniz, mezunsanız master's degree seçebilirsiniz. Eğer doktoradan terkseniz de bu seçeneği seçiyoruz. Doktoradan mezunsanız da en son seçeneği seçiyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi lise mezunu olmanız gerekiyor. Lise mezunu değilseniz de şuradaki web sitesinden hemen tıklayalım, hatta göstereyim size. Buradaki web sitesinden Job Zone'a gelip All Job Zones seçip buradan browse'a tıklayarak bazı görüyorsunuz meslek dalları var. Bu meslek dallarında son 5 senede 2 sene deneyiminiz varsa o meslek dalının SVP puanı 7 ve üzeri ise lise mezunu olmasınızda başvuruyu yapabiliyorsunuz. Ama bu çok olası bir durum değil arkadaşlar. Diyelim ki ne diyelim, uçak mühendisliğini seçelim burada. Elimize o geldi. Burada gördüğünüz gibi Job Zone kısmında SVP Ranch gözüküyor. 7 ve 8 arasında olduğu için eğer bu dalda son 5 senede 2 senelik deneyiminiz varsa lise mezunu değilseniz bile bu başvuruyu yapabiliyorsunuz. Diyelim başka bir şey seçelim. Ne seçelim? Aktörü seçelim. Aktörün SVP puanı 4 ile 6 arası gördüğünüz gibi. O yüzden bu dalda mesela herhangi bir deneyiminiz varsa 2 senelik bu başvuruyu yapamıyorsunuz. En az lise mezunuysanız zaten bununla ilgili tekrar bir kontrol yapmanız gerekmiyor. Direkt lise mezunu ve üstünü seçen arkadaşlar bunu önemsemek zorunda değiller. Gelin university degree'i seçelim. Üniversite mezunu olacak şekilde. 13. kısımda ise evli misiniz, değil misiniz onu soruyor. Eğer evli değilseniz unmarried'i seçiyoruz. Evliyseniz ve eşiniz green card sahibi veya Amerikan vatandaşı değilse ikinci seçeneği seçiyoruz. 3. seçenek eğer eşiniz green card sahibi veya Amerikan vatandaşı ise bunu seçiyoruz. 4. seçenek eğer boşandıysanız divorce olarak seçim yapıyoruz. Widow seçeneği de dul anlamına geliyor. Eğer eşiniz vefat ettiyse widow'u seçiyoruz. Legally separated, kanuni olarak ayrıysanız eşinizden bunu seçiyorsunuz. Bu arkadaşlar önemli, çok karıştırılabiliyor. Diyelim ki eşinize görüşmüyorsunuz, aranız bozuk. Herhangi bir hakim kararı olmadan bunu seçemiyorsunuz. Her sene arkadaşlar soruyor, eşimle kavga ettim, işte evleri ayırdık, bunu seçebilir miyim? Maalesef seçemiyorsunuz arkadaşlar. Evliyseniz evli olarak seçmek durumundasınız. Evli olan arkadaşlar için en popüler cevap şu olacaktır. Evlisiniz ve eşiniz herhangi bir green card sahibi ve Amerikan vatandaşı değilse bu seçeneği seçiyoruz. Özellikle evli olarak seçelim ki örnek de olsun, eşinizin ismini girmiş olalım. 14. kısımda ise çocuk sayısı soruluyor. Çocuk kısmına da 1 olacak şekilde girelim. Eğer çocuğunuz yoksa 0 olarak girebilirsiniz. Boş bırakabilirsiniz de, sıkıntı yok. Buraya hangi çocuklarımızı giriyoruz bu arada? 21 yaş altı olan çocuklarımızı, 21 yaş altı evlenmemiş olan çocukları giriyoruz. 21 yaş üstü aynı zamanda evli olan çocuklarınız, siz kazansanız dahi herhangi bir hak kazanamayacağı için buraya o bilgileri girmiyoruz. Bu arada üvey çocuklarınız da girebilirsiniz buraya. Yine bununla ilgili aklınıza takılan bir soru varsa muhakkak sorun yorumlar kısmında. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Daha sonrasında ilk sayfayı doldurduk. Continue tuşuna basıyoruz. Continue tuşundan sonra ikinci bölüme geldik. Bu arada şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Eğer çok beklerseniz ilk sayfada ikinci sayfa çakılabiliyor. O yüzden tekrardan ilk sayfayı hızlı bir şekilde yaparak ikinci sayfaya girebilirsiniz. Bu daha önceki senelerde başımıza geldi. Şu anda bu şekilde bir çakılma olmadı. O yüzden devam edebiliriz.
Evet, 13. kısımda eşinizin ismi soruluyor. Soy ismi pardon ilk başta. Soy isme de yine aynı şekilde girebiliriz. Yine sen olarak, şen aslında diye düşünüyorum ama sen olarak giriyoruz bunu. İlk isme de eşinizin ilk ismini giriyorsunuz. Bunu da hadi Didem yapalım. Yumuşak G özellikle. Didem'in yumuşak G'sini G olacak şekilde yazıyoruz. Didem olacak şekilde. Yine bir göbek adı, orta isim olmasın. No middle name'i seçelim. Yine bu eşinizin pasaportu varsa o şekilde girmeniz gerekiyor. Yani ne bu? Didem Şen aslında isim ve soy isim. Ama gördüğünüz gibi ilk başta soy ismi, daha sonrasında da ilk ismi girdik. 13D kısmında eşinizin doğum tarihi isteniyor. Yine bir doğum tarihi örnek verelim. 21 Eylül olsun. Yine ayı ilk başta giriyoruz. Daha sonrasında günü giriyoruz. Yılı da 1994 yapalım. Eşinizin cinsiyetini giriyoruz buraya. Erkek kadın olacak şekilde kadını seçelim. 13F kısmında ise eşinizin doğduğu şehir. Yine burada pasaportta olduğu gibi girmenizi tavsiye ederim. İl ise il, ilçe ise ilçe. Neyi seçelim burada da? İstanbul yazalım. İstanbul olacak şekilde yazdık. Bu arada bu aşırı önemli değil. Şu anlamda aşırı önemli değil. Diyelim ki İstanbul'un bir ilçesi normalde. Pasaportta o yazıyor. Ama siz buraya il olarak girdiniz. Bu çok büyük bir hata değil. Bundan dolayı elenmezsiniz. Ama dediğim gibi mümkün olduğunca pasaportta olduğu şekilde girmenizi tavsiye ederim. İstanbul olarak girdik. Yine 13G kısmına gelelim. Burada eşinizin doğduğu ülke. Yine burayı Türkiye olarak seçelim. Şu şekilde. 13H kısmında ise eşinizin fotoğrafını yüklememiz gerekiyor. Yine buradan choose new photo dediğimizde burada yine arkadaşın fotoğrafını kullanacağım örnek olarak. 14. kısımda çocuk ismi soruluyor. Bu arada ilk sayfada hani evli olarak belirttik ve bir tane çocuk sahibi olduğunuzu belirttiğimiz için ne yaptı? Burada aynı zamanda bu sayfaları açtı. Normalde bekar olarak ve çocuğunuz olmadan başvurduğunuz takdirde bu bilgileri zaten burada görmeyeceksiniz. Tamam, devam edelim. Çocuğunuzun soy ismi yine Şen, Sen olacak şekilde giriyoruz. İlk ismine de çocuğun ismi Burçin olsun. Dediğim gibi özellikle Türkçe karakterler seçiyorum. Türkçe karakter olan isimler seçiyorum. Burçin ne oldu? Burcin olarak girmek durumundayız. Yine orta isim olmasın. Orta isim örnek verelim derseniz. Yine örnek verebiliriz isterseniz, öyle bir isteğiniz olursa mesela Ozgur olsun mesela. Ozgur olarak girelim. Özgür'ün hani Ozgur'u oluyor. Yoksa da dediğim gibi no middle name'i seçebilirsiniz. 14D kısmına ise doğum tarihi, çocuğunuzun doğum tarihini girelim. Buna da gelin Ocak 27, yıla da 2021 diyelim. Ne oldu? 27 Ocak 2021 olsun. Çocuğunuzun cinsiyetini giriyoruz bu kısımda da. Çocuğun cinsiyetine de kadını seçelim. 14F kısmında da çocuğunuzun doğum şehri. Yine bu pasaport varsa ya çocuğunuzun oradaki bilgiyi girebilirsiniz. Burada da gelin yine İstanbul seçelim. 14G kısmında ise çocuğunuzun doğduğu ülke. Zaten İstanbul'u seçtik. Buradan da Türkiye'yi seçiyoruz. 14. kısmı, 14H kısmına çocuğunuzun fotoğrafını yüklemek durumundasınız. Bunu da yine ben hani çocuk fotoğrafı olmadığı için yine arkadaşın fotoğrafını kullanıyorum. Bunu kullandım. Gördüğünüz üzere hani eş fotoğrafıyla çocuk fotoğrafını aynı olarak yapıyorum. Çünkü bu hani gerçek bir başvuru değil. Tekrar tekrar söylüyorum, aynı fotoğrafı kullanmayın. Çünkü bazen burada gösteriyorum diye aynı fotoğrafı kullanıyorsunuz. Bu şekilde kesinlikle yapmayın. Bu örnek bir başvurudur. Burada çocuğunuzun fotoğrafını kullanmanız gerekiyor. Bu arada hani çocuğunuz sonuçta eğer 2 yaşında, 3 yaşındaysa onu tutmak zor olabilir. Yine böyle bir onunla ilgili örnekler var. Onun örneklerine bakabilirsiniz. İlla hani tam böyle kameraya bakmayabilir. Herhangi bir böyle bir yere oturtup onun çekimini yapabilirsiniz. Zaten bununla ilgili videoda da paylaşmıştım. Tekrar burada üstüne çok fazla düşmeyeceğim. Burayı da doldurduktan sonra continue, devam tuşuna basıyoruz. Artık bu kısımda sadece kontrol kısmı. Girdiğiniz bilgilerin doğruluğunu kontrol ediyorsunuz burada. Bu şekilde kontrol ettikten sonra eğer herhangi bir yanlış gözünüze takılırsa ne yapabilirsiniz?
birinci partta diyelim ki bir problem yaşadınız. Buradan birinci part kısmına dönebilirsiniz veya ikinci part kısmında bir problem yaşadıysanız buradaki linki tıklayabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra da artık tamamladıktan sonra hepsini tek tek kontrol ettiğiniz, baktığınız hiçbir hata yok. Daha sonrasında direkt şuradaki yeşil submit tuşuna basarak formu gönderiyorsunuz. Ve formu doldurduktan sonra biz şu anda basmayacağız tabii ki. Bu gerçek bir başvuru değil. Herhangi bir insanın hakkını yemek kesinlikle istemeyiz. Aynı yollardan ben de geçtim. O yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Kesinlikle zaten burada submit tuşuna basmayacağız. Ama şöyle bir internetten bulduğum bir örneği göstereyim. Eğer bu şekilde submit tuşuna bastıktan sonra success yazısı, başarı yazısını görürseniz doğru bir başvuru yapmış olduğunuz anlamına geliyor. Aynı zamanda orada size bir tane confirmation numarası verilecek, onay numarası. O confirmation number'ı kesinlikle bir yere yazmanızı tavsiye ederim. Ya da aynı zamanda böyle ekran görüntüsünü screenshot olarak alabilirsiniz. Onu bir yere kaydedebilirsiniz bilgisayarda. Çünkü daha sonrasında o confirmation number'la sonuçları kontrol edeceksiniz. Tabii sonuçlar dediğimiz gibi Mayıs'ta açıklanacak. Mayıs'ta açıklandıktan sonra kontrol edebileceğiz. Zaten ben o bilgileri tekrar size o tarih gelmeden önce belirtiyor olacağım. Daha sonrasında kontrolü yapacaksınız. Umarım güzel haberleri alacaksınız. Bu videoları yaparken sizlerle aynı heyecanı yaşıyoruz hakikaten. Ondan dolayı da zaten her sene bu videoyu bu şekilde paylaşmak istiyoruz. Herhangi bir hata oluştuğunda zaten hatayı da gösteriyoruz. Ama gördüğünüz gibi oldukça basit bir form aslında. Normalde çok kısa, 2 dakikada doldurulabilecek bir form. Özellikle burada detayları anlatmak istiyorum. Çünkü her arkadaş bilgili olmayabiliyor ya da İngilizcesi çok kuvvetli olmayabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca en ufak detayları burada paylaşıyoruz. Ve önemli olan gerçekten isteyen arkadaşlar bu başvuruyu yapsın ki gerçekten doğru bir şekilde yapsın ki yalan yanlış başvurularla diğer insanların, arkadaşların, gerçekten gitmek isteyen arkadaşların önüne geçmesin diyelim. Bu arada şu aşamaya kadar bu formu doldurmak evet ücretsiz ama şunu unutmamak lazım. Green Card çekilişini kazandıktan sonra, Mayıs'ta açıklandıktan sonra diyelim ki başarılı oldu. Green Card çekilişini kazandınız. Daha sonrasında bazı masraflar olacak. Onunla ilgili daha önce video yapmıştım. Onun da linkini koyayım. Hani bundan sonra ne gibi masraflar olacak tarzında. Orada görebilirsiniz o videoda da. O yüzden gerçekten ciddi olan arkadaşların başvurmasını tavsiye ederim. Bundan sonrasında çıktıktan sonra ne yapacaksınızla ilgili güncel videoları zaten sizlerle de paylaşacağız. Her zaman. Özellikle bu tarz videoların altındaki yorumlara cevap atmaya çalışıyorum. Sorulara cevap vermeye çalışıyorum. O yüzden aklınıza takılan en ufak bir şey varsa muhakkak yorumlar kısmında sorun. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Her sene bu başvurularla birlikte aynı heyecanı biz de yaşıyoruz. Ve sizden gelen, sizinle başvurduk ve başarılı olduk diye gelen mesajlar bizi oldukça mutlu ediyor. Hatta bazılarınızla burada tanışma fırsatı bile olduk. Bizim videomuzu izleyerek başvurmuş arkadaşlar. Daha sonrasında bizim yanımıza geldiler. Onlarla tanıştık. Çok güzel bir böyle sinerji, bir enerji oluştu. Umarım bu sene de aynısını yakalarız diyelim. Ve bu videoyu izleyen herkesin yüzü güler umarım diyelim. Videoyu artık sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.